Sevgili dostlar, merhabalar. Evet, bugün ikna taktikleri konusunda kökü neredeyse binlerce yıla dayanan bazı stratejilerden bahsedeceğim. İkna konusunda, yani retorik, mantık konusunda dünyada bilinen en ünlü ve bu konuda bugün söylenen şeylerin birçoğunu zaten söylemiş kişi antik Yunan filozoflarından Aristoteles'tir. Aristo. Yani bu adam binlerce sene önce yazdığı kitaplar bugün elimizde ve onun insan psikolojisi üstüne ve ikna üstüne söylediği birçok şey hala geçerli. İlginçtir. Yani bugün Batı'ya baktığımız zaman antik Yunan felsefesi, yani Platon'dan, Sokrates'ten, Aristo'dan tutun, Cicero'ya kadar, yani Roma'ya kadar veyahut da Doğu tarafına gidersek de mesela Konfüçyüs, Lao Tzu gibi ünlü filozoflar bundan binlerce sene önce birçok şeyleri zaten söylemişler. Yani ilginçtir bu. İnsan doğası demek ki çok fazla değişmiyor. Şimdi işin temelinden başlayalım o zaman. Aristo. Aristo demiş ki, insanları ikna etmek istiyorsanız demiş, insanların düşüncelerini değiştirmek istiyorsanız demiş, belli şeylere bakmanız lazım demiş. Aristo'nun ilk söylediği şey etos. Etos. Bunu bugün işte ahlak olarak belki çevirebiliriz ama tam çevirisi değil. Bu etosu demiş ki, yani sizde bir etos olacak demiş. İnsanları ikna etmeniz için etosa sahip olmanız gerek demiş. Peki hocam, bu nedir bu etos? Etos üçe ayırıyor. Bunlardan bir tanesi, birinci sizde olması gereken karakter özelliği, itibar. Yani geçmişte yaptıklarınızın, söylediklerinizin dışarıya verdiği algı. Eğer sizin olumlu bir algınız varsa, yani sizlerle insanlar konuşurken olumlu bir algıya sahipse, o zaman itibarınız var demektir. Ama olumsuz bir algıya sahiplerse itibarınız yok demektir. Yani söylediğiniz sözlere insanlar güvenmez demektir. O yüzden toplum önündeki insanlar için itibar çok önemlidir. Özellikle siyasetçiler, üst seviye yöneticiler, devlet adamları, devlet kadınları, bunlar için dışarıya olumlu bir algı sunmak son derece önemlidir. Tabii şimdi algılanan itibarla gerçek itibar arasında fark vardır. Yani sizin bu gördüğünüz siyasetçiler, yöneticiler, işte büyük devlet adamları, tarihteki şahsiyetler, önünüze konulan bir bilgiyle onları algılıyorsunuz. Mesela Napolyon diyorsun, değil mi? İşte Napolyon, tarihte önüne konulan bilgiyle onu algılıyorsun. İşte Lenin diyorsun mesela, Lenin işte tarihte önüne konulan bilgi kadar onu algılıyorsun. O yüzden işte propaganda sayesinde özellikle büyük devlet adamları dışarıya karşı müthiş bir olumlu algıyla yansıtılır. Hatta öyle bir yapılır ki bu, sanki birer bunlar Süpermen'dir. Yani sen bugün mesela Atatürk dediğin zaman, işte Fatih Sultan Mehmet dediğin zaman öyle bir sana bu tarihte önüne konur ki sanki bunlar Süpermen. Yani hiçbir hata yapmayan, sinirlenmeyen, işte acıkmayan, yanlış yapmayan, işleri eline yüzüne bulaştırmayan kişiler gibi sana lanse edilirler. Günümüzde de, yani şu anda önünde bulunan kişiler, kurumlar, şirketler de dışarıya karşı işte böyle bir olumlu algı üretmeye çalışırlar. Mesela işte Koç Holding dediğiniz zaman akla ne geliyor, değil mi? İşte Microsoft dediğiniz zaman akla ne geliyor? İşte Apple dediğiniz zaman akla ne geliyor? İşte Barack Obama dediğiniz zaman akla ne geliyor? İşte o aklına gelen şey bu kurumlar ve kişilerin önüne konmuş olan algılarıdır. Burada mesele işte bu gerçek algı dışında yansıtılan algının olumlu olmasıdır. Onun algısı olumluysa karşı tarafı ikna etme gücü yükselir. Örneğin mesela Almanlar
araba konusunda çok iyidir. Alman arabaları çok iyidir diye bir algı sen üretirsen, Almanya ürettiği tüm arabaları, otomobilleri çok kolay satar. Ama senin ürettiğin mallar kalitesizdir, çabuk bozulur gibi bir algı üretilmişse, yani itibarı yoksa, aynı şekilde onların da mallarını, hizmetlerini satmaları çok daha zorlaşır. O yüzden mücadelelerde genelde mücadele yapan kişiler, yani bu siyasi mücadeleler olsun, ekonomik mücadeleler olsun, karşı tarafın algısına, itibar algısına saldırılır. Yani onun aslında göründüğü gibi birisi olmadığı konusunda yayın yapılır. Burada bütün mesele medya araçlarının, iletişim araçlarının elinde olup olmamasıdır. Eğer bir güç elinde iletişim araçlarına sahipse, yani medya elindeyse, dünya çapında bir gücü varsa medyada ya da ülke çapında bir gücü varsa, istediği kişinin algısını, itibarını yüksek gösterebilir. İstediği kişinin de algısını, itibarını birkaç gün içerisinde yok edebilir. Örneğin, diyelim ki bir gazeteci var. Sen bunun yazılarını çok beğeniyorsun, işte duruşunu çok beğeniyorsun. Onun bu yüzden söylediklerine güveniyorsun çünkü itibarı yüksek. Ama mesela eğer medya gücü buna tavır alırsa, bu itibarı çok yüksek olan bu gazeteciyi mesela birkaç ay içerisinde hırsız da olarak da gösterebilirsin, vatan haini olarak da gösterebilirsin. Çünkü medya gücü senin elindedir. O kişinin sana karşı kullanabileceği bir güç yoktur. Şimdi tabii günümüzde biraz tabii YouTube'dur, internettir, bu medya gücü sanki biraz azalmış gibi. Yani mesela bugün mesela bir kişi kamera karşısına geçtiği zaman, bir şeyleri anlattığı zaman milyonlarca insan seyrediyor. Ve bu şöyle bir algı oluşturuyor. Demek ki yani artık bir insan da kendini koruyabilir, yani savunabilir. Çıkar internete, der ki işin gerçeği budur, işin doğrusu budur, anlatır. İşte milyonlarca insan da bunu izler. İşte bugün görüyoruz işte günümüzde. Değil mi? Şu an görüyoruz, yaşıyoruz. Yani videolar yayınlanıyor mesela. Birileri bir şeyler anlatıyorlar. Milyonlarca izleniyor. Fakat burada şunu göz önünde tutmak lazım. Gene sonuçta bir araç kullanmak zorundasınız. Örneğin YouTube'u kullanıyorsunuz. Bir kere bir, YouTube'un zaten size işin başında yayın yapma hakkı veriyor olması lazım. Yani yayın yapma hakkı vermese, senin videonu koyduğun anda kaldırsa zaten yapacak bir şeyin yok. İkinci olarak senin koyduğun videoların görünür olması lazım. Yani sen şimdi bir video koydun, çok müthiş gerçekler açıklıyorsun değil mi? Ama o görünür değilse, yani o ana sayfalara düşmüyorsa, insanların önüne düşmüyorsa, abone sayısı mesela düşükse, gene bu bir etki üretmez. Yani bugün sizin gördüğünüz çok yüksek rakamlı 1,5, 2 milyon, 3 milyon izlenen videoların buraya gelmesinin sebebi yayın yaptıkları sistemin buna izin vermesi ve onun ön plana çıkmasına evet demesidir. Aslında bakın gene bir kontrol var. Gene bir kontrol var. Şimdi o yüzden dostum, etosa sahip olmak istiyorsan, insanları ikna etmek istiyorsan önce itibarın yüksek olacak. Yani sen konuştuğun zaman insanlar senin doğru konuştuğunu, faydalı şeyler konuştuğunu, iyi bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu inanmaları lazım. İtibar cellatlığı, itibar saldırısı dedikleri şey zaten bunun üzerine gider. Yani bir insanın sözlerinin dinlenmesini istemiyorsan, onun sözlerinin ciddiye alınmasını istemiyorsan, onun sözlerinin etki üretmesini istemiyorsan, ilk saldıracakları yer itibardır. Ve bugün sosyal medya sayesinde bir firmanın ya da bir kişinin itibarını düşürmek çok kolaydır. Yani bizim bugün troll dediğimiz olaylar, yani bir anda mesela yüzlerce, binlerce, on binlerce hesaptan belli bir kişiye, belli bir yere saldırıyla onun insanların önündeki itibarının düşürülmesi buraya dayalıdır. Yani bu buradaki mantık budur. Bu itibar meselesinde de başarı hikayeleri vardır. Mesela önüne senin belli insanlar konur ve bunların başarı hikayeleri ortaya konur. Denir ki mesela işte Bill Gates'in başarı hikayesi, Steve Jobs'un başarı hikayesi, işte Barack Obama'nın başarı hikayesi. İşte
bunlar bir başarı hikayeleri. Bunlar mükemmel insanlarmış gibi sana gösterilir. Bu konuda kitaplar yazılır, belgeseller çekilir, efendim önüne konur. Ve sen buna inanırsan, ya yani bu hikayenin gerçek olduğuna inanırsan, o kişinin gözündeki itibar çok yükselir. Bunu mesela Amerika çok iyi yapar. Amerika'da mesela belli kişilerin, toplumda örnek alınması istenen kişilerin hayatları çok güzel filmler haline getirilir. Yani bunlar başarı hikayeleri olarak önüne konur. Birçok örnek verebilirim. Mesela Schindler'in listesi. Mesela Schindler'in listesinde orada mesela o İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Yahudi'yi Almanların elinden kurtarıp İsrail'e kaçıran bir kişi önüne konmuştur. Yani denmiştir ki işte bu insan böyle müthiş bir insandır. Böyle iyi bir insandır. Bu kadar insan hayatını kurtarmıştır. Ama şunu her zaman dikkat et. Önüne konulan o insan profili gerçeği yansıtmayabilir. Örneğin Schindler evet mesela binlerce, on binlerce insanı ölüm kamplarından kurtarmıştır ama neyin karşılığında kurtarmıştır? Bu işten kendisi mesela para kazanmış mıdır? Yani o dönemde ilişkileri nedir Nazi Almanyası'yla? Bunlar pek verilmez. Yani onlar pek göz önüne sokulmaz. O yüzden dostum, Aristo demiş ki insanları ikna etmek istiyorsan öncelikle itibarın iyi olacak. İtibarın yüksek olacak. İkinci olarak ne demiş? Karakter. Şimdi karakter şu. Şimdi diyelim ki sen itibarını yüksek tutamıyorsun. Yani şöyle, geçmişin karanlık. Geçmişin karanlık. Yani zaten senin insanlar yaptığın hataları, yaptığın olayları, yaptığın bir takım kötülükleri biliyorlar. O zaman diyor ki, karakter silahını oyna. Yani benim de hatam var, benim de günahım var, sevabım var, yaptığım iyi işler var, kötü işler var. Ben de sizin gibi insanım. O sebeple yani karşınıza ben olduğum gibi çıkıyorum. Ama karakterli bir insanım. Yani ben sonuçta evet kötü bir insan olabilirim. Ama bir şeyi söylediğim zaman da dürüst adamımdır yani doğru adamımdır. Gözümü budaktan sakınmam, doğru konuşurum. Delikanlı adamımdır falan. Ya da delikanlı kadınımdır. Şimdi bak burada mesela ne yapıldı? İtibardan eğer şey demiyorsan, işi götüremiyorsan karakter üzerinden yürümen lazım. Buradaki ana taktik içimizden biri taktiğidir. Yani senin karşına çıkartılan kişiler, baktığın zaman mesela adam diyelim suç örgütü üyesi. Ya da baktığın zaman geçmişinde çok yalanlar söylemiş mesela bir siyasetçi. Veya baktığın zaman işi çok türlü ahlaksızlıklarla isman alınmış bir gazeteci diyelim. Bu kişi itibardan yürüyemez. Yani itibar üzerinden gidemezsin algı yönetiminde. Nereden gidiyorsun? Şuradan gidiyorsun. Ben de sizin gibiyim. Ben de hatalarım var. Hatalar yaptık geçmişte. Ama ben bunlara tövbe ettim. Yanlışlarımı anladım. Olduğum gibi bir insanım. Bak hatalarımı saklamıyorum, söylüyorum. İçinizden biriyim ben. Bak çünkü sizin de hatalarınız var. Sizin de günahlarınız var. İlk taşı günahı olmayan atsın. Eyvallah falan diye bir modla çıkarsın. Buradaki Aristo'nun ikinci söylediği işte olay da karakter. Yani düzgün, kuvvetli, güçlü bir karakter verebilmek. Hem itibarın hem karakterin varsa mükemmel zaten. Ama itibarın pek yoksa o zaman karakter silahı üzerinden oynarlar. Yani karakter silahı üzerinden gidilir. Yani der ki, evet ben çaldım, hırsızlık da yaptım, adam da dövdüm, onu da yaptım, bunu da yaptım. Aa bak ben bunları size söylüyorum yani. Bak ben hatamı sevabı kabul ediyoruz yani. Delikanlı insanız yani. O yüzden benim sözlerime güven. Bak burada ne yaptı? Karakter meselesini ortaya koydu. Üçüncü Aristo'nun söylediği mesele güvenilirlik olmak. Yani güvenilirlik. Dilime dönmüyor. Güvenilir olmak. Orada şu iki tane faktör var. Bir tanesi uzman bilgisi. Yani ben bir konuda konuşuyorum ama konuştuğum konuda uzmanım. Örneğin işte ben algı yönetimi konusunda konuşuyorum. Niye konuşabiliyorum? Bu konuda yazdığım kitaplar var, makaleler var, çalışmalar var, verdiğim yüzlerce eğitim var, yüzlerce iş var. O yüzden konuşuyorum. Yani benim bir uzmanlığım var bu konuda. O sebeple karşıya çıktığı zaman insanlar hep bir titirlerini söyler. İşte
doktor, profesör, işte yüksek mühendis, işte deneyimli siyasetçi, işte deneyimli gazeteci, işte eğitmen, koç, yazar. Yani senin önüne önce ben bir uzmanım. Bak benim uzmanlık alanlarım bunlar. Yani ben söylediğim şeyi biliyorum. Hatta bu her şeyde olabilir. Mesela adam çıkar karşına, ben der Türkiye'nin en büyük hırsızıyım der. Yani 30 yıl hapis yattım. Türkiye'nin en büyük hırsızlıklarını yaptım. Bu hırsızlık konusunda uzmanım yani. O yüzden ben sana hırsızlık konusunda bir şeyler söylüyorsam benim dediğime güven. Bak ne yaptı burada? Güvenilirlik unsurunu kullandı. Bir de burada tabii özgüven çok önemli. Yani konuştuğun zaman karşı tarafa böyle özgüvenli bir hareket. İşte beden dilin, konuşma şeklin, işte gözün, kaşın bunlar önemli. Yani sen burada bir de böyle bir güven verirsen, güvenli şekilde bir şey anlatırsan insanları ikna edersin. Yani güvenilirlik mesela iki, bir uzmanlık göstermen lazım. Bir de tavrının, hareketinin, konuşmalarının güven yayması lazım. Yani böyle konuşman lazım, böyle tak tak söylemen lazım. Yani çekinme hareketleri, ikircikli hareketler yapmaman lazım. Toparlıyorum. Aristo binlerce sene önce demiş ki insanları ikna etmek için 3 tane unsur lazım demiş. Etos adı altında bunu toplamış. Bir demiş, birinci mesele itibar. Yani itibarın yüksek olacak yani. Geçmişte önceki yaptığın hareketler, önceki yaptığın işler olumlu bir algı vereceksin insanlara. İki demiş karakter. Yani sana baktıkları zaman insanlar evet yani karakterli adam yani delikanlı diyecekler böyle karakterli diyecekler. Üç güven. Yani ben bu konuda konuşuyorum. Konuştuğum konuda bilgi sahibiyim, tecrübe sahibiyim. Artı bunu konuşma şeklimle, beden dilimle de size anlatıyorum. Şimdi dostum, buradaki söyleyeceğim şu. Bu üçü, güvenilirlik, karakter ve itibar. Bu üçü, yani itibar, karakter ve güvenilirlik gerçek olabilir. Yani bunlar bir insanda gerçek anlamda bu üçü de olabilir. Ama çok azdır. Yani çok az insanda bunun üçü birden olabilir. Ama bunlar yapay olarak da önüne konulabilir. Yani önüne çok itibarlı, bütün geçmişte yaptığı bütün hikayesi özel olarak dizayn edilmiş, müthiş bir başarı hikayesiyle birisi konabilir. Bu kişi senin karşında hatalarını da, yaptığı yanlışları da, yaptığı beceriksizlikleri de, kötülükleri de rahatça öne koyarak sende bir karakterli insan imajı oluşturabilir. Üçüncü olarak da senin önüne bir uzmanlık koyarak, bir konuda ben çok uzmanım, çok tecrübem var diyerek konabilir. Bir de tabii beden diliyle, konuşma şekliyle de bu ayarlanabilir. Ya bugün baktığın zaman insanları ikna eden, kitleleri peşinden sürükleyen, milyonlarca insanın dikkat ettiği kişilere bir bak. Bu anlattığım üçten en aşağı iki tanesinin onda olduğunu görürsün. Tersinden vurursak, insanların etkisini azaltmak için de, liderlerin, kurumların, şirketlerin etkisini azaltmak için de ona karşı bir propaganda operasyonu, bir algı yönetim operasyonu yapılacaksa gene bu üç yerden vurulur. Yani karşı tarafın itibarsızlaştırma, karakterine saldırı ve güvenilirliğini aşağı çekme. Bütün bu işte savaş budur. Yani senin şu anda gördüğün siyasette, ticarette, dünyada işte haberler, kitaplar, kavgalar, gürültüler esas olarak bu üç unsur bende var, karşımdakinde yok. Bende var, karşımdakinde yok. Ben itibarlıyım, o itibarsız. Ben karakterliyim, o karaktersiz. Ben güvenilir tecrübeliyim, o tecrübesiz kavgasıdır. Ha kimin gerçekten ne olduğu, kimin gerçekten nasıl olduğu anlamak da zordur. Biraz dikkatli bakmanız lazımdır. Biraz beyninizi kullanmanız lazımdır. Biraz aklınızı kullanmanız lazımdır ama duygusal toplumlarda bu son derece zordur. Duygular devreye girdiği anda bir de karşı taraf senin istediği şeyleri sana söylüyorsa onu hemen kabul edersin. Yani doğru söylüyor dersin. Ben bunun peşinden gideyim dersin. Türkiye'de özellikle
tarih boyunca çok insanlar birilerinin peşinden gittiler. Sonra dediler, aa bu yanlışmış, ötekinin peşinden gittiler. Aa bu yanlışmış, birilerinin peşinden gittiler. Neden böyle oldu? Çünkü aklı kullanmak, vicdanı kullanmak zordur. Duyguları kullanmak, gaza gelmek kolaydır. Hele bir de karşı taraflar sizin duymak istediğiniz şeyleri söylüyorlarsa bu çok da kolaydır. Evet, bugünlük bu kadar. İzmir'den sevgilerim ve de saygılarımla hoşça kalın.